ilaç gibi de gelirdi hani. Ay, yoksa yaşlandım mı ben kızlar? Hadi oradan manyak. Ay, sonunda geldik kızlar. Ay, dün gece Bediş'le Oktay diskoda neler yaptı, o kadar merak ediyorum ki. Oğlum yürü hadi, öğreneceğiz şimdi hadi. Ya Küheyla Hanım, işte ben. Aa, birazdan dördüncü karısına da kavuşacak. Ve seriyi tamamlayacak. Erkenden eve geldi ve kapısını kapattı. Ben de hiç ilişmedim. Yalnız bütün gece içeriden çıtır çıtır diye sesler geldi. Ay, bütün gece çıtır mı kızlarımı dinledi yoksa? Ay. Aman ne komik ne komik. Şimdi esprinin sırası mı salak? Tamam. Şşt. Ben de kızlar içeri girelim. Belli ki bizim Bediş'e bir haller olmuş. Biz geldik Bediş. Aha. Bediş girebilir miyiz? Girin, kapı açık. Merhaba Bediş. Afiyet olsun Bediş. Sağ ol. İster misiniz? Ay yok. Biz kahvaltı ettik de geldik. Dün gece pek iyi geçmedi galiba. Öyle sayılır. Erken dönmüşsün. Öyle sayılır. Ama bu yaştan sonra bize nasıl sayılacağını mı öğreteceksin burada? Söyle, neler oldu dün gece? Oktay Bey'le diskoya gittik. Ama galiba beni yanına diskoya damsız girilmiyor diye almış domuz. Niye peşinden koşuyorsun? Yola gitsin. Sevgilin mi sen? Nasıl yollarım İpek? Bediş benim arkadaşım. Böyle bir şey söylememelisin. Ben onunla nasıl sevgili olurum? Oo, iyi yapmışsın valla. Bir de üstüne tepinseydin de tam olsaydı. Ah Oktay, ah. Sen adam olmayacaksın. Burada gül gibi kız dururken sen git Suel'in kılıklı karılara bak. Oktay'a bir çeşit ceada diyebilir miyiz kızlar? Öyle de denilebilir bana. Bediş, ben geldim. Mübarek ya. Eyvah, gelmiş. Beni almaya gelmiş, mahvoldum. Bütün genç kızlık hayallerim yıkıldı. Tamam Banu, hemen su koy verme. Ben hallederim, tamam. Hadi kızlar. Ben artık sana ne diyeceğimi bilemiyorum Oktay. Seni Allah ıslah etsin. Bediş'e bunu yaptığına inanamıyorum ya. Savaş. Zaten kafam karma karışık. Bir de üstüme sen gelme ya. İyice çorbaya döndü her şey. Ya bu yaptığını bana yapsan ben bile bozulurum ya. İnanamıyorum. Sen bir dişi diskoya götür. Ondan sonra git başkasını seç. Bak Savaş. Orada Bediş'i seçsem 15 dakika sonra eve gitmem lazım deyip duracaktı. Oysa o kız. Ben Bediş'imi isterim. Mektubu elimde. O beni seviyor. Kısrağımı verin bana. Bak ha, burası ahır değil. Sana kısrak mısrak yok. Bediş'i sana vereceğiz. Ama şu anda burada değil. Yarın saat 4'te 40 kahvesinde. Neresi orası? Ya bizim ormanın içinde işte. Şurada ileride. Ha. Bana numara yapmayın. Bediş'im beni seviyor. Onu alıp köyüme döneceğim. Başka bir şey istemiyorum. Yarın gel görüşelim. Öyle kız almak kolay değil. Kız evi naz evidir. Anlaştık. Yarın gelir alırım kısrağımı. Hı. İndim derelerine, kaytan bıyıklarımı sürsem nirelerine. Ay niye yolladın adamı? Ne yapacağız? Ay polis çağıralım. Ay yok, itfaiye çağıralım. Ambulansa çağıralım mı? Kızım adamı yollamayıp da ne yapsaydım? Gel abi, bağını burada, al götür mü deseydim? Şimdi ne yapacağız? En azından zamanımız var. Adama bak be, sanki burası dağ başı. Kısrağını istiyor. Bu işin üstesinden ancak bir beygir gelir. Gelmiş buraya maskeli süvari gibi. Bizden kız almak kolay mı be? He? Beygir mi? O da ne? Bu işin üstesinden gelmek için bize bir erkek lazım demek istiyorum. Yoksa bu ağayı korkutamayız. Ay Savaş'ım gibi mesela. Çok yaklaştın. Hadi kızlar kafeye gidelim. Bir çözüm bulmalıyız. Kalanını da yolda düşünürüz. Siz şimdi gidin, ben giyinip geliyorum. Kafeye gideceğiz de bir beygir bulacağız da bu beygir ağayı korkutacak da ağa da beni almaktan vazgeçecek de. Ne oluyor kızlar, nedir bu acele? Kusura bakmayın Canan teyze, çok acelemiz var, hoşçakalın. Bay bay. Elveda Canan teyze. Allah Allah. Şişt, dur bakalım. Öyle hemen kaçıp gitmek yok. Annenle dertleşmek yok mu artık? Boş ver be anne.
Belki de ben büyütüyorum bu oğlanları. Sonuçta çocuk da illa beni beğenmek zorunda değil ki. Aha, anlaşıldı. Demek ki benim elbise dün gece pek işe yaramamış galiba. Elbise elbise de adam adam değil. Takma kafana kızım. Benim bedişim kimsenin kendisini yönetmesine izin vermez. Aslında izin vermem de. İşin içinde Oktay olunca ne bileyim. Gitmem lazım anneciğim. Hadi görüşürüz. Bu yakışıklılığımı ve çekiciliğimi Koyoshiti şampuanlarına borçluyum. Koyoshiti plonoid sinüzitli şampuan. Koyoshiti. Hey yavrum be. Büyük oyuncusun Orhan be. Yarın ortalıkta fırtına gibi eseceğim. Dünyanın parasını veriyorlar. Hakkını vermek lazım çocukların. Koyoshiti. Arkadaşlar oturumu açıyorum. Bir arkadaşımızın başı feci halde dertte. Bunun kim olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bu anın Banu'yu istediğini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Banu'yu vermeyeceğimiz kesin. Ama adamdan nasıl kurtulacağız? Boğalar harbi adamlardır. Konuşur hallederiz icabında. Ben denedim. Adam kısrağımı isterim diye tutturmuş. Banu'ya bayağı at muamelesi yapıyor. Teessüf ederim Ayşegül. Şükür sonunda geldin adam. Nasıl memleket ağam? Atımı otoparkın kapısına park ettim. Bir sorun çıkmaz değil mi? Yok. Memlekete gelince iyi. Bedişi de alınca şenlenecek. Ağam, eğer yanlış yere park ettiysen çakıyorlar ha. Ya otoparkın kapısının önüne bağladım. Otoparkın kapısının önündeyse sorun çıkmaz ağam. Neyse. Ağam bir kızı vermez derse. Cesur de. Ağanın alamayacağı kız var mı lan dünyada? Al nişanlı bir de düğün yaparız. Yoksa... Yoksa ağam karışmayayım değil mi ağam? Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Bu işin bir çaresi olmalı. Neyin çaresi olmalı? Ya çocuklar, bu Kayseri'deki ağa geri geldi. Banu'mu isterim diye tutturdu. Bir çözüm yolu arıyoruz. Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi. Banu'nun eğer şöyle güçlü kuvvetli, gözlüklü, elektronikten anlayan bir sevgilisi olursa... ...ağa korkup kaçabilir. Galiba beni kastediyorsun ama tamamıyla imkansız. Ağa beni öldürür be, adam beni dümdüz eder. Senin gibi erkek olmaz olsun. O kadar paniklemeyin. Belki içimizde hala güçlü erkekler kalmıştır. Ama öyle gösteriş erkeği değil. Gerçek erkek. Öyle değil mi Oktay Bey? Öyle değil. Bakın ben elimden geleni yapmak isterim. Ama bende hiç ağayı korkutacak tip yok.
Şöyle yırtıcı bir tip olmalı. İnsanı doğduğuna pişman edecek. Ben böyle birini tanıyorum. Ama korkar da yapamazsa onu bilemem. Beni doğduğuma pişman edebilen biri var. Ama erkek değil. Tabii ya. Keşke Bediş erkek olsaydı. Olabilir. Memlekette bir erkek biz kaldıysak icabına bakarız. Ama birilerini dövmem lazım ki ağa benden korksun. Mesela Oktay gibi birisini. Ama korkar da yapamazsa bilemem. Peki, kabul. Tamam. Tamam arkadaşlar, anlaştık. Yarın kır kahvesinde buluşuyoruz. Oktay ve ben de önceden barınağa gider makyaj yaparız. Tamam. Ama sana şimdiden biraz makyaj gerek. Mesela sarışın olmak gibi. Şşt beş, ne oluyor gene? Aa, dede. Hadi gidelim dede. Burası sarışın erkeklerle dolu. İyi oldu Oktay'a. Ben de bütün sosları denedim şu çocuğun üstünde. Aslında onun köri soslusu daha iyi olurdu. Onu deneseydin. Buyurun ekmeklerinizi. Teşekkür ederim. Ha, bir dakika. Sizin için özel pirinç sakladım Asuman Hanım. Halis Amerikan pirinci. Benim için İki mi? İki kilo. Yani ne bileyim. Yalnız başınıza, kızınızla tek başına yaşamak zor. Ben size yardımcı olarak diyeyim. Ne ilgisi var ama? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sizin iyi beslenmeniz açısından diyeyim. Yani tek başına, nasıl desem, yani zor diyeyim. Yazanı yazarın. Yarı yazmak da ne? Aa, dede bak. Babam daha çıkmamış arabaya. Hadi ben araba kullanmayı öğren. Olmaz. Hadi ne olur ya, ne olur. Olmaz. Ne olur. Hadi. İyi be, al eve götür. Kopardın kolumu. Hadi, ne olur. Şimdi bana bak. Hadi git. Anahtarları getir. Hadi. Canım, gömlekle pantolonu ütüledin mi? Aman Orhan, sık boğaz etme. Yarın erken kalkar ütülerim. Şimdi işim var, görüyorsun. Fakat son güne bırakılmaz şekerim. O işi aksar. Bir gün önceden hazırlayacaksın her şeyi. Üf, bana ne akıl veriyorsun sen? Sanki 20 yıldır bir kere olsun ütüsüz gönderdim seni bir yere. Denize girerken mayonu bile ütülerdim ben seni, hayırsız. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün sen beni ütüsüz pantolonla bir yere göndermiştin. Bir düşün bakalım, nereye göndermiştim? Kuru temizlemeciye göndermiştin. Ya, kuru temizlemeciye. Üstelik o üzerinde değil, elindeydi. Çünkü üzerinde böyle bir yağ lekesi vardı, ha? Tamam tamam, üstüme ne geliyorsun? Ha? Her şeyi de hatırla. Ha? Tamam hanımefendi, tamam. Lütfen sırayla, hepinizinkini imzalayacağım. Sırayla. Orhan. Orhan, bak. Başla hanımefendi. Bak şunu imzala. Nasılsınız hanımefendi? Aa! Dalmışım aniden. İçim geçmiş. Bu ne bu? Toplantı vermiş, yönetim kurulu toplantısı. İmzala şunu. Gene para isteyeceklerdir. Sen ne sayıklıyorsun öyle bakalım imza falan ha? Rüyamda bir odaydım. Kızlar falan yoktu yani. Yani ama rüyamış şekerim. Bak, bu da karbüratör. Karbü ne? Karbüratör. Yeterli benzin hava karışımını sağlayıp ondan sonra da... Of ya, dede ya, ben çok sıkıldım. Niye bunları anlatıyorsun bana? Ne zaman araba kullanacağız? Acele etme. Araba kullanmak için önce bunları bilmek lazım. Diyelim ki yolda kaldın. Ne yapacaksın? İyi peki, şu ne? Ya baba, soğutma hortumu. Ay dede, ben çok sıkıldım ya. Tamam, anladık. Bin şu arabaya, yürü gidiyoruz. Allah. Bu sefer Bediş bile kurtaramayacak beni. Ben her ihtimale karşı tedbirimi alayım. Nasıl olsa hep böyle şeyler giyeceğim. Bak Bedişciğim, bu direksiyon, buna sağa sola dönülür. Teşekkürler bu, dede. Bu gaz, bu fren, bu debriyaj.
Bu da vites, tamam mı? Sen de beni iyice gerizekalı yaptın. Aa, öyle deme. Her şey. Bu bir kere gaz. Hayır, fren. Gaz. Fren. Gaz dedim dede ya. Ha, her neyse, tamam. Her şeyin bir kural kaidesi var. Ona göre kullanacaksın arabayı. Mefareciğim. Diyelim ki pirinç alacaksın. Satıcı sana diyor ki, ben sana pirincin en iyisini vereceğim. Senin için ayırdım diyor. Bunda ne var? Sen böyle bir durumda ne dersin satıcıya? Teşekkür ederim canım. Ben de öyle söyledim ama... ben biraz kötü niyet var sanıyorum bu işte. O zaman ayıklarsınız pirincin taşını, olur biter canım. Şu kartal duruşunu durdurmazsan bir kaza olacak. Bana güven, gerisini merak etme sen. Ben profesyonel bir sürücüyüm. Bak, dikkat et. İn dede, in. Bir dakika dur. İn, ne oldu? Yayamayacak mısın? Yok, bir şey ben. Nasıl? Bir dakika. Hayır. Allah kahretsin. Bir dakika. Şey diyorum. Maruz ver misin? Bu ne ya? Şunlar. Allah kahretsin dede ya. Portakal var. Burası. Gördün mü ne oldu? Kaç kaç gidelim şimdi. Orhan, hayatım kalk. Şişt, kalk, 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 kalk. Günaydın. Sadece hayatım mı? Sanırım ünlü, yakışıklı ve çekiciyi unuttun. Bana bak Orhan. Vallahi şu havluyu kafana bir geçirin, bir geçirin, bir geçirin, görürsün çekiciliği. Kalk. Bir geçirin, Canan. Efendim. Brillantimi gördün mü? Vallahi yaklaşık 18 senedir görmedim hayatım. O kadar oldu mu ya? Hadi gel, kahvaltı hazır. Sen alay et. Bu saçlar için çağırdılar beni şampuan reklamına. Hey yavrum Orhan. Emel Hanım, bravo size doğrusu. Bu okulda öğrencilere ilk defa böyle bir ders verildi. Hak ettiler ama. Dişe diş, göze göz taktiğini uyguladım. Ömürsünüz vallahi. Sizin gibi bir öğretmenle ilk defa karşılaşıyorum. Ama bence bu olayın disiplinde çözülmesi gerekiyordu. Kızların eteklerine sakız yapıştırmak hiç hoş değil. Burada orman kanunlarını uygularsak anarşiye yol açarız gibime geliyor. Öyle değil mi Emel Hanım? Anahtar nerede ya? Araba nerede ya? Araba... Baba, arabanın anahtarı nerede? Bediş, araba nerede? Katiyen, asla görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hiç işim olmaz. Alçak. Baba, araba nerede? Anahtar nerede? Bir araba, benim arabam. Çok merak ediyorsan, Nuri Usta'ya git ve al. Nuri Usta mı? Baba, Nuri Usta'yı zengin ettiniz. Herif 4 tane daire aldı ya. Orhan Bey. Efendim? Şimdi bakın, kameraya bakıyorsunuz. İnsan ne kadar değişik dönemler geçiriyor. Tuhaf. İnsan oğlum. Hepimiz gençtik. Bence gençliğin değerini iyi bilmek lazım. İnşallah Şubat tatilinde Uludağ'da keyifli bir tatil yapacağım. Amcamın orada bir oteli var. Hatta çocuklara da teklif etmeyi düşünüyorum. Mükemmel, mükemmel. İşte onlarla barışmak için müthiş bir fırsat. Zekice. Hay Allah. Benim düşündüğüm Abant gezisini de sonra yaparız artık. Madem önce siz söylediniz. Alo, Handan Hanım. Başımın tacı, gönlümün incisi, altınlarımın bekçisi bugün nasıllar? Necmi Bey,
Beni öyle kafiyeli iltifatlarla falan kandıramazsınız. Artık ne arıyorsunuz ne de soruyorsunuz. İyice unuttunuz beni. O nasıl söz sultanım? Sizi nasıl unuturum? Öyle öyle. Daha bakın bir gün bile beni dışarı çıkarmadınız. Bütün gün evde öyle tavuk gibi oturuyorum. Hayallerimin tavuğu. Sen yeter ki iste. Yarın çıkalım o zaman. Tarapya'daki restorana gideriz. Artık orada gönlünü alırım senin. Çok güzel. Çekime geçiyoruz arkadaşlar. 73. çekim. Stop. Tebrik ederim Orhan Bey. Bravo. Çok güzel oynadınız. Bravo. İyi oldu değil mi? Aa, çok iyi durdunuz. Ne zaman yayınlanacak bu? Aslında 3 gün önce yayınlanacaktı ama çekimlerde biraz rötar yaptık. Ya ya. Hemen montajlayıp akşam bütün kanallara dağıtacağız. Evet. İyi olur. Ürünün tanıtımı açısından iyi olur. Sen hiç merak etme Banu. Bana güven. Akıtacak, delik arayacak. Ay ya bulamazsa? Neyi? Kaçacak deliği. O zaman biz onu deleriz oğlum. Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım? Geçen haftaki sakız deneyinde hepiniz çok başarılı oldunuz. Bugün sizlere önümüzdeki günlerde yapacağımız deneyi anlatacağım. Hocam, umarım bir önceki deneyinize benzemez. Hayır çocuklar. Bu deney sizin için çok eğlenceli olacak. Deneyimiz karda nasıl kayılır ve kar topu oynanır. Ve bu deneyimizi Uludağ'da nefis bir otelde kalarak gerçekleştireceğiz. Hocam, artık bizimle kafa bulmaktan vazgeçin. Tamam, son deneyinizden sonra teslim olduk. Dalga geçmiyorum. Hatta özellikle size söylüyorum. Amcamın otelinde nefis bir tatil geçireceğiz sizinle. Unutmayın, bana bir kopya borcunuz var. Ciddi misiniz hocam? Kesinlikle. Bu sevinmeliyiz anlamına mı geliyor? Ne diyorsun hem de ne biçim? Hey o, hey o, hey o. Oğlum, bu hocaya gittikçe kanım ısınıyor benim. Canım, canım. Ne oldu? Yönetmen müthiş bir oyuncu olduğunu söyledi. Sahibi. Çok beğendi beni. Telefonlar çalmaya başladı mı? Ne telefonu? Yahu ben bu reklamda oynadıktan sonra teklif telefonları yağmaya başlayacak. İyi ama daha reklam yayınlanmadı ki. O da doğru ya. Ay sahi ne zaman yayınlanacak? Bu akşam bütün kanallarda yayınlanacak. Vay be. Ya sen bu işten kaç para almıştın? Baba hava atmış durumuna düşmeyeyim ama 1,5 milyar. Ay. He, ben olsaydım 5 milyardan aşağıya oynamazdım. Atma baba. Kel. Öf be. Hep senin yüzünden. Ben nerede iş bulacağım? Zırlama lan. Bulursun bir iş nasıl olsa. Yok ya. Bende bu salaklık varken kim iş verir bana? Bak bu salaklık konusunda kendini bilmen hoş bir şey. Sana senin gibi salak bir patron lazım. Bana ne ya? Ben de senin yanında çıraklık yaparım o zaman. Senden salağını mı bulacağım? Öst öst hayvan ne biçim konuşuyorsun sen? Neyse neyse birkaç gün yanımda dolaştır sonra bir çaresine bakarız. Ben gideyim müstakbel dedem Necmi ile müstakbel adaannem mefareti alayım kır kafesinde buluşuruz. Ben dedeme söyledim hemen mefoşu ayarladı. Sen git onları bizden al. Ben de makyaj malzemelerimi ve kıyafetlerimi aldım. Hadi hep beraber gelin barınağa gidelim. Görsünler bakalım erkek nasıl olurmuş. Hadi bay bay. Bir erkek olman eksikti. Zaten kızken yapacağını yapıyorsun. Bu arada ilk defa senden numaradan dayak yiyeceğim. Sen numaradansın. Ne? Hiç şey diyordum. Barınağa Bediş olarak girip Bedrettin olarak dışarı çıkacağım. Vay be çılgın Bedrettin. Bar kızım. Efendim bakkal efendi. Gel 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 gel. Gel bakayım. Ya kızım. Anne bazı şeyler sipariş etmişti de. Kızım bitirip işten ayrıldı. Sizin eve gönderemedim. Sana zahmet olmazsa gari. Tabii ha? Canım. Ne zahmeti? Ha bakın işte orada. Merhaba Peyami. Hoş geldiniz kızlar. Hayrola? Sana işimiz düştü Peyami amca. Pardon Peyami. Bizim senin barınağında makyaj yapmamız lazım. Ben erkek olacağım da. Allah Allah. Daha önce hiç kimse gelip benim buralarda cinsiyet değiştirmemişti. Ama hayat bu. Oluyor böyle şeyler. Bu da bizim Oktay. Merhaba Oktay. Merhaba Peyami.
Bana senden bahsetmişlerdi. Yok canım. Nereden çıkartıyorsun? O Oktay değildi. Şeyden, Recep'ten bahsetmiştim ben size. Hadi kızlar, lafı uzatmayalım artık. Vakit geçiyor. Hadi Bediş, barınağa gidip üstümüzü değiştireceğiz daha. Hadi. Durun çocuklar. Size bir şeker ikram edeyim. Bayram geliyor diye almıştım bunları. Bakın size nasipmiş bunlar. Bana da. Çok teşekkürler. Siz de bu işleri tam bayram kapıdayken denk getirmişsiniz. Olmaz ki canım böyle. Aa, bu Peyami. Bayram falan dinlemez. Adeta nöbetçi ağa. 24 saat açık. Bayramlarda bile iş başında. Eskiden biz bayramlarda kapı kapı dolaşıp bu şekerlerden toplardık. Hadi ya, hadi. Sen daha uyuyorsun, daha kıyafet değiştireceksin. Daha makyaj da yapılacak. Hadi yardım edin siz de. Annelerin güzeli, canım annem. Siparişlerin geldi. Ne siparişi ayol? Bakkal gönderdi, bunları sipariş etmişsin ya. Ben bir şey sipariş etmedim ki. Bizim bakkal biraz üşüttü galiba. Seni başkasıyla mı karıştırdı acaba? Hayrola dedektif kardeşler. Hep beraber nereye gidiyorsunuz böyle bakayım? Bitirme çalışma ortamını gösteriyorum. Artık benim yanımda çalışacak da kalko olarak. Buldunuz birbirinizi gari. Tencere yuvarlanı vermiş, kapağını buluvermiş. Boş gizenin boş kafası. Biz seni tutmayalım. Sen sinek avlamaya devam et. Sinekli bakkal, karışma. Münafık. Ciyaklıklı herif. Ay, ağa gelince yandım. Bediş gelecek de Oktay'la savaş fırlayacak da Bediş onları dövecek de ağa da korkacak. Üzülme Banu ya, seni kurtaracağız. Ay, sahi beni kurtaracak mısın savaşım? Hayır, yani biz hepimiz kurtaracağız. Oh, elleri löşemiş. Yavrum. Necmi Beyciğim, yapmayın, ayıp oluyor. Bakın çocuklar var orada. Hay Allah, ama olsun. Maksat inandırıcı olmak. Hani ağa görsün. Eyvah, şu gelişe bak. Bu adam bizi yer valla. Hadi bakalım. Zakamızı attığımız gibi götüreceğiz inşallah. Merhaba Cilim. Merhaba. Efendim, lafı fazla uzatmayalım. Niyetimi kızınız anlatmıştır. Ama ben yine de söyleyeyim. Biz de adettik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Bediş'i, oğlumuz bana istiyorum. Ya vermesine verdim gitti. Niye vermeyelim? Nasıl desem bilmem ki. Yani şimdi bizim kızın bir belalısı var. Ya. Adı adamı mahveder. Ona Kasımpaşalı Çılgın Bedrettin derler. Dün benden Bediş'i istedi. Ben de ona senden bahsettim. Karım Efe ağa tanıştırayım. Karım Mefoş, hıyar ağası. Memnun oldum. Yani köy ağası. Ben demiştim zaten. Karın da yanımdaydı. Ben ama bilmem. Parçalarım diyor. Öyle değil mi kız Bediş? Ya işte.
Sana diyorum. He? Evet. Neredeymiş ulan o benim bedişimi almak isteyen ha? Çizerim ulan. Hangisi? Hadi koruyalım. Allah 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 Allah. Gel lan. Al. Palak şimdi sen gel. Gel. Bir dakika. Ne? Ben de sesimi koyayım bari. Biz gidiyoruz. İşim çıktı. Tara bir lamer restoranda buluşalım. Hoşça kal. Peki Necmi Bey. Alo. Gülsen teyze. Benim yeğenim Orhan. Gülsen teyze ne Burhan'ı ya? Orhan. Ben. Tamam. Hayırsız olanı. Ne yapayım be? İş güç işte. Arayamıyorum. Kusura bakma. Gülsen teyze. Ben bugün reklam yıldızı oldum da ona haber vereyim dedim. Bu akşam yayınlanıyor bütün kanallarda. 35 kanalda birden giriyor. İzle evimi. Tabii. Şaban amcamları da haber vereceğim tabii. Ay görecektiniz çocuklar. Beliş o kadar şiddetli vurdu ki. Bam güm diye. Oktay gerçekten öldü sandım. Vallahi zor kurtardılar lavuğu elimden ya. Neyse. Bana hala kızgın mısın? Biraz. Hey Oktay Bey. Bir oyun oynadınız diye bu kadar samimi olmanız şart mı? Ne diyorsun sen Recep? Eğleniyoruz şurada. Neşe bizi boğazımıza dizme. Dikkatli eğlenirsen daha mutlu olurum. Bediş benim kız arkadaşım. Bunu biliyorsun değil mi? Sakin ol Recep. Sen neden karışıyorsun? Bu Recep'le beni ilgilendirir. Korkarım beni de ilgilendiriyor. Bu işi bitirelim artık Oktay. Bitirelim Recep. Yarın teke tek bir basket maçı yapalım. Okulun spor salonu. Yenilen susacak artık, tamam mı? Yarın saat 1'de. Aa bu çok güzel. Burayı her gün durup dururken vırt sırt reklamlar girer. Hala başlamadı reklamlar. Aman. Aslında gelecekteki kariyerim için pek önemli bir şey değil. Önemsiz ama çektik oynasın. Ya sus bir dakika tamam sus. Baba sus gözünü seveyim. Reklamlar başladı. Banu Mülkü kapat. Ben Canan. Geldik. Başladı. Kerim diye üzülmeyin. Size bu damgayı vurmalarına izin vermeyin. Bakın bu adam gibi kel damgası yemek istemiyorsanız koyo şu şampuanını kullanın. Gel! Ne oluyor ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola bakkal efendi? Hiç. Eviniz de pek güzelmiş Asuman Hanım. Ben şey diyorum, burada geçiyordum. Çay kahve, ekmek, gazete neyin falan lazım olur diye uğrayıverdim de. Bu saatte mi? Canım insan tabiatı bu. Canlılar her saatte bir şeyler isteyebilirler. Yok efendim sağ olun. Tabiatım bu akşam hiçbir şey istemiyor. Madem öyle ben gideyim bari. Yani şimdi bir şey istemediğinizden eminsiniz değil mi Asuman Hanım? Eminim. Ya o zaman gülü gülü aman alasma aldık. Güle güle. Allah Allah. Orhan çocukluk etme çık dışarı. Çıkamam. Hepinize rezil oldum. Ay saçmalama Orhan.
Bizce çok güzel oynadın. Ya. Özellikle o damga sahnesinde çok başarılıydın. Sanır ya. Ne dedim ki şimdi ben? Ay babamın da inadı. Tuttu mu tutar şimdi. Hadi gidelim kızlar. Çok güzel. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, kolay gelsin. Şöyle oturuyorum. Çabuk çıkarım değil mi? Tabii. Aceleniz var galiba. Evet. Birazdan özel biriyle buluşacağım da onun için telaş ediyorum. Ay, çok güzel olmam lazım. Çok güzelsiniz böyle de. Çok hoşsunuz. Ah, teşekkür ederim. O sizin kendi hoşluğunuz. Oflay! 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 Artık Orhan. Ay bütün gece çıkmadın şu banyodan. Benim gibi adama yapılır mı ya bu? Rezil olduk millete. Bir günde 1,5 milyar kazandın. Onu bak bizim biriktirdiğimiz parayla birleştirip her zaman istediğimiz o güzel eve taşınırız. Ha? Sen olmasaydın bunu yapamazdık ki hayatım. Bunun çıkışı yok be. Yavaş. Ben gidiyorum. Tamam yavaş. Zevzek dikkat. İşler çık ister çıkma. Ay. Önemli bir randevum var benim. Gidiyorum. Başka bir arzunuz var mı? Başka bir şey ister misin Andancığım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl? Beğendin mi burayı? Beğendim işte. Gerçi daha pahalı bir restorana da gidebilirdik. Paraları öbür tarafa götürecek halimiz yok ya. Rica ederim Andancığım. Burası bu semtin en lüks lokantasıdır. Orhan. Ay. Beni hala seviyor musun? Canım kelim benim. Tabii ki seviyorum, yürü. Canım saçlı yazmasını beklemiyordum. Ama hiç değilse kel yazmasalar. Allah. Mefaret. Onunla da burada buluşacaktık. Tamamen unutmuşum. Necmi Bey. Aa, ne oluyorsunuz Necmi Bey? Afiyet olsun. Ben biraz şey... biraz üşütmüşüm de... Buyurun efendim. Ben masanın altına girsem de olur. Yani ay yolmayayım. Nereye girsem lan? Nereye kaçabilirim? Yani lavabo evet. Oh midem. Çok fena üşütmüşüm. Yani çabuk ben... olun bari. Hemen geliyorum. Alçak. Devam et sen. Allah. Aman efendim. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hoş geldin. Böyle otur. Şöyle mi peki? Orası daha romantik. Ay. Ay Allah'ım. Otur bir daha kalkma. Allah kahretsin. Bu ne? Laf yaptık. Necmi Bey. Bekledim, bekledim. Siz gelmeyince içeri girip oturayım dedim. Yemek listesini işe getir. Ben birazdan gelirim. Peki. Al. Peki. İşte. Ay Allah'ım. Hey, bak yine işte ben. Şekilde görüldüğü gibi sapasağlam buradayım. Beni böyle sürekli yapayalnız bırakacağınızı bilseydim hiç gelmezdim. Canım, sultanım. Özür dilerim. Ama bir de bu ne yaparsınız ki? Allah. Yandık. Necmi Bey. Kuaförteki hanım. Evet, kuaförteki hanım. Hoş geldin. Açıklayabilirim. Bu şey, bu kim? Arkadaşım. Hiç yorulmayın Necmi Bey. Evet. Oturun. Oturun. Evet. Oturun. Ben oturayım. Susun. Müsaade eder misin? Buyurun. De. Bir daha ben. Dayağınızı yiyin. Anne. 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 Anneciğim. Anneciğim. Anam. Sana da. Al. Üzülüyor musun? Niçin?
Maçı kaybettiğin için. Üzülüyorum tabii. Hem Recep kazandı hem de arkadaşlarla seni üzdü. Boşver.